Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Oyun ekipmanlarımızın kutu açılış videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer karşımızda XPG logosu taşıyan bir mekanik klavyemiz bulunuyor. Bildiğiniz gibi XPG Adata'nın alt markalarından bir tanesi arkadaşlar. Oyun sektörüne de hızlı bir giriş yapmıştı. Klavyemizin kutusu bu şekilde, zaten şekli dışarıdan belli oluyor. Gördüğünüz gibi RGB aydınlatmalı ve şurada bir kol yastığı, bilek yastığı bulunan bir klavye. Özellikle şu destek benim çok hoşuma gitti. Ki bu pek çok klavyede olmayan bir özellik arkadaşlar. Yani tamam, klavyenin ana kasası bu şekilde belki vardı ama genelde şu bilek yastığı dediğimiz kısım pek çok klavyede bulunmuyordu. Bir de kutuda dikkatimizi çeken ikinci bir detay da şuradaki multimedya kontrol tekerleği diyebiliriz. Sanırım buradan ses açıp kapatma işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Kutumuzu açalım arkadaşlar. Dilerseniz yavaş yavaş. Normal bir klavye kutusu. Şurada süngerler bulunuyor. Evet, şu kartonu şöyle çıkartalım. Burada klavyemizin kablosu bulunuyor ki gördüğünüz gibi örme bir kablo. Yani gayet kaliteli örme bir kablo var karşımızda. Bunu geçelim. Şimdi klavyemizi şöyle bir çıkartalım. Bakalım başka neler çıkacak. Kutu içeriğinden onlara bir göz atalım. Sonrasında evet, şurada bir klasik olarak bazı klavyelerden çıkan ayarlanabilir tuşlar var arkadaşlar. Dilersek yani klavyenin üzerindeki tuşları sökerek yerine bunları takabiliyoruz. W, A, S, D ve yön tuşu bulunuyor. Burada şu da şu gördüğünüzde tuş sökme aparatı diyebiliriz. Alt kısımda bir, evet, bu yastığımız, yastık dediğimiz kısım. Ki bu bana göre önemli bir aparat. Yani bütün gün hani oyun başında, klavye başındaysanız şu yastık, şu bileğiniz geliyor buraya ve gayet rahat etmesini sağlıyor bileğinizin. Şurada bir logosu var yine. Şöyle dursun bu da. Evet, şunu da şöyle çıkartalım ve klavyemiz ortaya çıksın. Şöyle şuradan alalım. Mekanik bir klavye arkadaşlar. Sesten belli oluyor zaten mekanik olduğu. Şurada dediğim gibi multimedya ses açıp kısma tuşu var. Çift USB nedense. Bunun nedenini bilmiyorum şu anda. Birazdan takınca öğreneceğiz. Belki bir tanesi RGB klavye aydınlatma içindir. Bilmiyorum yani. Şurada ses kısıp açmak için hızlı bir tuş yerleştirmişler. Şöyle alt kısmına bakalım. Zaten aydınlatmaları görüyoruz. Buradan çıkartalım mı bir tane tuşu? Çıkartmaya çalışalım. Evet, çıkarttık. Gördüğünüz gibi alt kısmı bu şekilde klavyenin yerine takalım. Takılıyor. Aynen, kolay da takılıyor. Gayet basit ve kolay sökmesi. Şu aralıklı olması bence çok büyük avantaj. Niye? Çünkü hani diğer klavyelere saç, bas, toz falan giriyor ya. Onları temizlemesi zor oluyordu. Bunları hem tuşu çıkartmak kolay hem de muhtemelen temizlemesi çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Zira şöyle tuttuğumuzda bile rahat bir şekilde görebiliyoruz alt kısımları. Ayrıyeten su falan dökülürse de yani sıvı temasında da çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum devre kısmını. Çünkü bunlar zemine yapışık durumda. Dolayısıyla aradan akıp gider diye bir düşünce güttüm şu anda. Evet, genel itibariyle arkadaşlar klavyemiz bu. Şu tarafta yükseltmeleri var mı diye bakayım. Tabii ki var. Evet, burada da var. Öbür tarafta da var. Genel itibariyle başarılı bir klavye. Önümüzdeki günlerde bu klavyenin incelemesiyle karşınızda olacağız. Detaylı incelemesiyle. Ve orada sizlere bu klavye hakkında daha fazla detay vereceğim. Hatta bir iki oyun testi de yapabiliriz. Ondan da sizlere bahsederiz. Şimdilik bu kadar. Şöyle yerine koyalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir oyuncu klavyesi. Doğal olarak hani buna yazı yazdığınızda çok fazla rahatsız edici ses çıkabilir böyle. Fakat oyun oynarken daha size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu klavyenin incelemesiyle karşınızda olacağız. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim. Klavyenin fiyatı internette çok farklı fiyat skalalarında alternatifler çıkıyor karşınıza. Yani bir yer 600 küsür lira isterken diğer kanalda 800 küsür lira istemişler bu klavyeye. İncelemeden de bu fiyat tarafından genişçe bahsedeceğiz. Ortalama fiyatının ne olduğunu sizlere söyleyeceğiz. Avantajları ve dezavantajlarına değineceğiz. Dolayısıyla kısaca
klavye hakkında bilmek istediğiniz her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik hoşça kalın. Bizleri diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.